Dünya İslam'a koşuyor. Hristiyanlar, Yahudiler, Budist ve ateistler İslam'a kavuşarak her geçen gün Müslüman oluyor. Bin Yıl Anatolia yayıncılık olarak ibret ve hikmetlerle dolu bu hayat hikayelerini sizler için kitaplaştırdık. Yönetmen senarist Mustafa Ablak tarafından derlenen bu kitap, Aydınlık Savaşçıları İslam'ı Seçenler ismiyle yayın hayatına girdi. Siparişleriniz için sipariş@anatoliafilm.com adresine yazabilirsiniz. Non pas seulement avec les jouets, mais avec aussi de la nourriture. Haddim olmayarak Müslümanlardaki bazı eksikliklerden bahsetmek istiyorum. Bazı Müslümanların hareketlerini görünce onların Müslüman olduklarını bile anlayamıyoruz. Maalesef bu insanların sayısı gitgide artıyor. Ve bu insanlar İslam'ın güzel imajını kötülüyorlar. Gerçekten çok yazık. Basitlik, ne eğitimle, ne kültür seviyesiyle, ne de zenginlik, yoksullukla ilgili bir durum değil bu. Ancak Allah rızasına göre hareket eden, dünya hayatını değil, ahireti hedefleyen müminler, hırs yapmayan, tok gözlü insanlardır. Onlar hırs, tamah gibi din ahlakına uymayan tutum ve davranışlardan kaçınırlar. Çünkü iman edenler, içinde bulundukları anın geçici yararlarını değil, sonsuz ahiret hayatını gözetirler. Oysa ne yazık ki öyle Müslümanlar görüyoruz ki, onların hiçbir hareketi İslam ile bağdaşmıyor. Müslümanlar Kur'an'a sadece ibadet ve ahlak kitabı olarak bakmayı terk edip, onu tüm meselelerde istifade edilecek ilahi bir kaynak olarak görmelidirler. Eğitim metodunu ve stratejisini de Kur'an'dan alacaklar ve eğitim hatalarını yapmayacaklar. Dini zorlaştıran bir diğer grup da sözüyle işi, davetiyle gidişi birbirine ters düşen kimselerdir. Hakkıyla temsil ve tatbik edilmeyen bir din yavaş yavaş bozulup sevimsiz hale getirilmiş olur. Dindar görüntüsü altında yapılan hatalar kadar dine zararlı bir şey yoktur. Bu arada bu yanlış örneğe bakıp dinden kaçanların da haddi hesabı yoktur. Bu gerçekten çok büyük bir vebaldir. Din adına konuşmanın temelini tebliğ oluşturur. Tebliğ ise Allah'ın bildirdiklerine inanarak ve yaşayarak insanlara ulaştırmaktır. Allah'ın bu bildirdiklerinden maksat Kur'an ve sünnettir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Efendimizin de vazifesi bu idi. Onun varisi olan alimlerin vazifesi de budur. Her Müslümanın yapması farz olan bir işin ilmini de öğrenmesi farzdır. Aynı şekilde yapmaması gereken haram bir fiilin ilmini öğrenmesi de farzdır. Çünkü haram olduğunu bilmezse sakınamaz.
Yine vacipleri ve mekruhları öğrenmesi vacip, sünnetleri öğrenmesi de sünnettir. Kısacası bizim Yüce İslam dinini onu uygulamayan Müslümanlardan değil de gerçek alimlerden öğrenmemiz gerekir. Dini kaynağından öğrenmeye ve yaşamaya mecburuz. Çünkü kurtuluş ancak İslam'dadır. Garder toujours la confiance de certains et ne baissez pas les bras pour. İslam sürtüşme, tartışma, bölünme ve parçalanma dini değildir. Onun ruhunda ve mayasında ancak Allah'a kul olmanın derin manası, birbirimize kardeş olmanın yüksek anlamı yatmaktadır. İslam dinindeki bu yüce değerleri tanıtan Muhammed Bey, tanıdık tanımadık bütün insanları bu güzel dine davet etmek ister. Bu niyetle yola çıkarak, bıkıp usanmadan köy köy gezerler. Müslüman olduktan sonra arkadaşlarımı da bu dine davet ettim. Arkadaşlarımla beraber köylerde yaşayan insanları İslam dinine davet etmek için küçük bir grup kurduk. Bu elbette kolay değildi ama bazı insanlar davetimize icabet ettiler. Bazıları ise Müslüman olmadılar ama bu dini araştırmaya başladılar. Köylerin önde gelen kişilerini ziyaret ediyorduk. Bazı organizasyonlar yaparak bu köylerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorduk. Bu yaptıklarımız onları motive ediyor, kalplerini İslam dinine ısındırıyordu. Onlara İslam dininin güzelliklerini anlatmak için çok farklı stratejiler uyguladık. Bir gün çok ilginç bir olay yaşamıştık. Bir köye giderek onlara İslam dinini anlattık. Onlar çok etkilendiler, çok mutlu oldular. Anlattıklarımızın hakikatler olduğunu anladılar ve neredeyse hepsi İslam dinini seçti. Yaklaşık 40 kişiydiler ve bu inanılmaz bir şeydi. Biz çok şaşırdık, çok mutlu olduk. Bu gerçekten çok enteresandı. Diğer köylüler de sanki Müslüman olmak istiyorlardı ama onları tutan bir şey var gibiydi. Belki Allah onları henüz aydınlatmadı. İnşallah yakında onlar da Müslüman olurlar. Diğer bir seferinde ise bir kasabada yaşayan bir ailenin tüm fertleri İslamiyet'i seçtiler. Baba, anne, dede ve tüm çocuklar. Bunlar çok güzel olaylardı. Bugün birçok arkadaşım hala bu çalışmalara devam ediyorlar. Çok kısıtlı imkanları var. Fakat bunu sadece Allah rızası için yapıyorlar. Hatırlıyorum, bir gün bir köyü komple ikna etmeye başarmıştık. Hem şef, hem ailesi, hem de bütün köy Müslüman olmuştu. Çok müthiş bir olaydı. Birçok insanı ikna etmeyi başardık. Ve bugün arkadaşlarım hala çalışmalarına devam ediyorlar. Ellerindeki kısıtlı imkanlara rağmen tamamen ellerinden geleni yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Muhammed, Müslüman olmanın gereği olarak diğer insanlara da İslam'ı ulaştırmaya çalışıyor. Kur'an'ın bize işaret ettiklerinden anlıyoruz ki, mümin,
başkalarının ihtiyaçlarını gidermek hususunda çok hassas davranmalıdır. Bu yardımlaşma, özellikle İslam dinini tanımayanlara daha çok yansıtılmalıdır. Aslında bu, tebliğ söz konusu olsun ya da olmasın, müminlerin doğal yaşantıları içerisinde tüm insanlara yönelttikleri bir tavırdır. Çünkü Kur'an ahlakı, müminlere karşılarındaki kişi daha önce hiç tanımadıkları bir yabancı dahi olsa, nezaketli ve ince düşünmeli olmayı öğretir. Tüm bu bilgilerin farkındadır Muhammed. C'est ce que je venais de dire pour diffuser l'islam dans le monde, İslam'dan haberdar olmayan insanları İslam'ı ulaştırabilmek için çok farklı usuller ve yöntemler takip etmemiz gerekiyor. Onları zorlamadan, sadece İslam'ı anlatarak ikna etmeye çalışmalıyız. Birçok köyde su yok. Aldığımız yardımlarla onlara suyu getiriyoruz. Ve bu işe yarıyor. Protestanlar Müslüman çocukları kendilerine çekmek için onlara oyuncak ve yemek veriyorlar. Biri bana bir gün çok enteresan bir şey söyledi. Benim çocuklarım Protestanlardan her ay iki çuval pirinç getiriyor. Siz ne veriyorsunuz diye sordu. Ben ailemi bile doyuramıyorum dedi. Biz de onların stratejilerini uygulamalıyız. Kimseyi zorlamıyoruz. Adam bize, siz de iki çuval pirinç verirseniz, Müslüman çocuklarım kiliseye gideceklerine, camiye giderler dedi. Bir karar almış ve vazgeçmeye niyeti yoktu bu adamın. İnsanların ne kadar stratejik olduklarını görüyorsunuz. Müslümanların da böyle yapmaları gerekiyor. Birçok vakfımız var. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Bize bu durumlarda yardım etmeliler. Ama onlarla nasıl irtibata geçeceğiz? Din için mücadele vermeliyiz. Sadece oturup namaz kılmak ve oruç tutmakla olmaz. Bu yetmez. Bu mükemmel dini gerçekten yaymalıyız. Diğerleri oyuncak veriyorlar. Bir oyuncak nedir ki? Bunlar basit şeyler. Bunlar her Müslümanın aslında yapabileceği şeyler. Bunları biz de yapabiliriz. Ama maalesef Müslümanlar başka şeylerle uğraşıyorlar. Tek isteğim bu projeleri desteklememiz. Ben bir vakfın müdürü değilim ama inisiyatifler almalıyız. Çünkü Burkina'nın birçok köyünde bizlere ihtiyaç var. Bu konu gerçekten çok önemli. Bütün bir köyü Müslüman yapmak paha biçilmez bir hayırdır. Buradan bütün büyük enstitü ve vakıflara seslenmek istiyorum. Bütün dünyada İslam adına verdikleri mücadeleden vazgeçmesinler. Bu mükemmel dini yaymaya devam etsinler. Extraordinaire que ce qu'ils font, mais ils se donnent quand même à fond. Et ça vraiment, il faut vraiment les soutenir. Et je pense que ...15 milyon nüfusa sahip Burkina Faso, yüz ölçümü olarak Türkiye'nin dörtte birinden biraz daha büyük. Ülke nüfusunun %80'i tarım sektöründe çalışıyor. Sanayi üretimi yok denecek kadar az. Ülkede yabancıların işlettiği altın, fosfat, bakır ve magnezyum madenleri bulunuyor.
6 büyük altın madeninin bulunduğu ülke, Afrika'nın 4. büyük altın üreticisi. Ancak bu madenlerin ülkeye büyük fayda sağladığını söylemek zor. Ülkenin dört bir yanında açlık, yokluk ve sefalet kol geziyor. À la Fouzapa, au lycée Madine. Moi c'est la même chose, Fouzapa lycée Madine, c'est la Fouzapa qui a créé le lycée Madine. Fransız sömürgesiyken 1960 yılında bağımsızlığını kazanan Burkina Faso oldukça fakir bir ülke. Bağımsızlığın ardından yaşadığı iç çalkantılar ve ekonomik yetersizliklerden ötürü Burkina Faso dünyanın en fakir ülkelerinden birisi haline geldi. Maalesef ülkemizde tarımsal faaliyetler çok ilkel bir biçimde yapılmaktadır. Ülkemiz uluslararası yardım fonlarıyla ayakta kalmakta. Besin yetersizliği ve sağlık problemleri nedeniyle ortalama insan ömrü erkeklerde 57, kadınlarda 59. Yani burada, Burkina Faso'da, dünyanın pek çok yerine göre çok daha zor şartlar var. Burada yaşanan şartlar ve geçim mücadelesi bazen her şeyin önüne geçebiliyor. İslam'ı dünyada daha yaygın hale getirmek konusu çok kapsamlı bir çalışma programını da beraberinde getiriyor. Ben sadece Burkina için konuşayım. Çünkü ben orayı biliyorum. Oradaki köylülerin hissettiklerini hissetmemiz lazım. Onlara İslam'ı, Yüce Peygamber Efendimiz'i, onun misyonunu anlatmamız lazım. İslam'ı Burkina'da gece gündüz yaymaya çalışan küçük organizasyonları desteklemek lazım. Çünkü bunların imkanları gerçekten çok kısıtlı. Burada çok zor şartlarda yaşayan insanlar var. Ve onlara ulaşmak, onlara yardım etmek, onlara dünyada ve ahirette kurtuluş yollarını öğretmek gerekiyor. Bu çok zor değil bence. İnanmak başarmaktır aslında. İnanalım, muhakkak başaracağız. Elle qui était partie bon sous contrainte de ses parents tout ça bon. Muhammed İslam nimetinin farkında olarak Rabbinin rızasını kazanmak için İstanbul'da eğitim alıyor. İslam'ı daha iyi öğrenmek için bu uzak topraklarda gurbete razı olmuş. Allah tüm insanları yoktan var etmiştir. İnsan bir hiçlikten Allah'ın rahmeti sayesinde bir can sahibi olmuştur. Kullarını bu dünyada barındıran, çeşit çeşit yiyecekler, meyveler sunan, bin bir türlü çiçekler, ağaçlar, bulutlar, gökyüzü ve ihtiyacımız olan her şeyi kusursuzca var eden Rahman, Rahim ve sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimizdir. Muhammed Bey, içindeki Allah sevgisini her an yaşıyor. Allah l'être suprême, le tout puissant, celui qui a créé. Allah her şeyi yaratan. Bu dünyada da, diğer dünyada da bu böyle. Allah aşkını anlatmak için Fatiha suresini çok okumak ve iyi anlamak gerekiyor. Allah-u Teala Rahman ve Rahim olduğunu söylüyor. Müslüman olsan da olmasan da Allah seni seviyor. Tüm bunları çok iyi anlamak ve algılamak gerekiyor. Nitekim Cenab-ı Hak
yarattığı her varlığı, onların iradeleri dışında nice ihsanlara ve güzelliklere ulaştırır. Rahim ismi ise daha çok ikinci yaratılışa bakar ve iradelerini hayra, doğruya, güzele yönlendiren bahtiyar kullar için tekrar diriliş demektir. Sonsuz lütuflar, nimetler, ikramlar Yüce Allah tarafından müjdelenmiştir. Allah hepimizin kalbine kendi sevgisini yerleştirsin ve bizden bunu eksiltmesin. Çünkü bu dünyadaki bütün sevgiler geçicidir. Fakat onun sevgisi asla bitmez. Her şeyin yaratıcısı, idare edicisi ve sahibi yalnızca O'dur. Eşinizi seversiniz, evladınızı, arabanızı, evinizi seversiniz. Ama aslında bütün bunları size veren O'dur. Bu yüzden gerçekten sevilmeye layık olan da O'dur. Aslında geri kalan her şey yalandır ve tek hakikat Rabbimizdir. Dans l'au-delà, je veux dire, il a créé le ciel, la terre. Türkleri ve Türkiye'yi çok seven Muhammed Bey, dini eğitimini ilerletmek için çok sevdiği ve görmek istediği İstanbul'a gelmiş. İstanbul'u gördükten sonra bu şehre olan hayranlığı daha da artmış. Ve bu şehre olan sevgisini bakın nasıl anlatıyor. Bir Türk okulunda okuduğum için Türkleri çok iyi tanıyorum. Ve gerçekten Türkleri çok seviyorum. Türkiye'yi de önceden çok merak ederdim. Özellikle İstanbul'u görmeyi çok istiyordum. Çünkü burası çok özel bir şehir. Köprüleri, camileri, güzel mimarisiyle elbette çok güzel ama bunun da ötesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerine mazhar olmuş bir şehir. İçerisinde birçok veli ve ashabtan kişiler bulunuyor. Ben buraları görmeyi çok istiyordum. Ama bu kadar muhteşem olduğunu tahminde edemezdim. Din eğitimimi ilerletmek için İstanbul'a geldim. Ve bu şehre adeta aşık oldum. Burada her milletten insan var. Ve bu benim için çok ilginç. Sadece dinimizi öğrenmek için İstanbul'dayız. Allah bizi dinimizden ayırmasın. Her daim dinimizi öğrenmeyi ve yaşamayı ve anlatmayı nasip etsin. Faire rapprocher ces créatures de lui-même. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bolli. Thank you.
Dünya İslam'a koşuyor. Hristiyanlar, Yahudiler, Budist ve ateistler İslam'a kavuşarak her geçen gün Müslüman oluyor. Bin Yıl Anatolia Yayıncılık olarak ibret ve hikmetlerle dolu bu hayat hikayelerini sizler için kitaplaştırdık. Yönetmen senarist Mustafa Ablak tarafından derlenen bu kitap, Aydınlık Savaşçıları İslam'ı Seçenler ismiyle yayın hayatına girdi. Siparişleriniz için sipariş@anatoliafilm.com adresine yazabilirsiniz.